Herkese merhaba. Kocaeli Üniversitesi Yapay Zeka Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz yapay zeka sohbetlerinin bir yenisine hepiniz hoş geldiniz. Ben kulüp başkanı Yılmaz Erdoğmuş. Bugünkü sohbetimizin moderatörlüğünü yapacağım. Fakat etkinliğimize geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz geçen hafta sosyal medya hesaplarımız üzerinden takipçilerimize hangi alanda etkinlik istersiniz diye sormuştuk ve çoğunluk veri bilimini seçmişti. Biz de bu yüzden bugünkü etkinliğimizde konuk olarak Yapı Kredi'de veri bilimcisi olarak çalışan Emre Rıdvan Muratları çağırdık. Emre Bey, öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kırmayıp bu etkinlikte bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hem nasılsınız diyelim, hem de bilmeyenler için bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben de çok teşekkür ederim bu arada davet ettiğiniz için. Umarım herkes sağlıklıdır öncelikle. Ya açıkçası ben de kendimi tanıtmak için sunumda bir slide hazırlamıştım. O Burada. zaman oraya gerek kalmadan biz başlayalım. İşte biraz samimi bir diyalog olursa benim de hoşuma gider. Arkadaşlar da katılırsa biraz böyle etkileşimli bir görüşme yaparsak hepimiz için daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Tamam. O zaman siz önce sunumu yapın. Daha sonra biz soru cevap kısmına, sohbet kısmına da geçeriz. Aynen, Sunumlar. süper olur. Tamamdır. Ekran sizin olsun. Tamam, şöyle o zaman. Şimdi ben de tahmin ettim. Öncelikle hani eminim birçoğunuz tanımıyorsunuzdur beni. Biraz kendimden bahsedeyim. Burada Emre konuşuyor ama Emre kimdir? Yani neden bu koltukta oturuyor? Biraz göstermek ve söylediklerimi sizi biraz daha ikna edebilmek için neler yaptım? Bunu biraz anlatmak istedim. Ben 2016 Yıldız İstatistik mezunuyum. Sonrasında 4 sene kadar kredi kayıt bürosunda çalıştım. Yine o dönemde işte analitik işler üzerine yoğunlaştım ve işte Yıldız Teknik'te yüksek lisansa başladım bu dönemde. Yine Veri Bilimi Okulu'nda blog yazarlığına başladım. Sonrasında ufak bir transferle TEB, Türkiye Ekonomi Bankası'na geçtim. O dönemde yine Yıldız İstatistik'te doktoraya başladım. Şu anda devam ediyorum oraya. Ve yaklaşık 3 ay kadar önce de Yapı Kredi'ye geçtim. Data Scientist olarak. Yani bugün karşınızda işin hem akademik tarafında olan hem de yaklaşık işte 5-6 yıl kadar özel sektör tecrübesi olan biri var. O yüzden her iki tarafta da aklınıza takılan ya da konuşmak istediğiniz herhangi bir konu varsa konuşabiliriz. Akışı da şu şekilde düşündüm. Öncelikle kavramlar üzerinde biraz durmalıyız diye düşünüyorum. Aramızdaki arkadaşların bir kısmı mutlaka haberdardır konulardan, kavramlardan ancak bir önce tanımlamayı yapmak gerekir diye düşündüm. Sonrasında da veri bilimci nasıl olunur? Kullanım alanları nelerdir? Biraz daha genel bir bakış. En sonunda işte bir proje nasıl çıkartılır deyip sonra da soru cevapla böyle taçlandırırız Tamamdır. orayı. Ya bu noktada hani dediğim gibi sizin katılımınızı çok önemsiyorum çünkü ya bilgilerin çoğu Google'da var açıkçası. Hani eğer burada Fenerbahçe maçı varken, Galatasaray Beşiktaş derbisi varken, Netflix'te bir sürü dizi varken buraya toplandıysak hani burada Google'da bulabileceğimizden biraz daha fazlasını yapıyor olmamız lazım ki vakti daha kaliteli değerlendirmiş olduğum diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle tabii ki kavramımız yapay zeka. Ya şöyle bir illüzyon var. Neden bu kavramla başladığımı da biraz anlatmak isterim size. Bugün herhangi bir etkinliğe gittiğinizde, IBM'in olur, Oracle'ın olur ya da herhangi daha küçük bir etkinliğe gittiğinizde bile yapay zeka, veri bilimi, machine learning o kadar havalı anlatılıyor ki yani uzaya roket atmıyoruz günün sonunda. Yani tamam çok güzel işler yapılıyor evet. Ama hani tanımları biraz doğru yapıp ne bildiğimizi, neler yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Yani o yüzden şöyle tanımlarla başlamak istedim. Şimdi yapay zeka dediğimiz kavram nedir? Şimdi bununla ilgili birkaç farklı yaklaşım var. Yaklaşımlardan bir tanesi şu. Kendi kendine öğrenen bilgisayarlara, kendi kendine aksiyon olan bilgisayarlara yapay zeka diyoruz. Okey. Bir yaklaşım daha var ki ben bunu biraz daha kendime yakın görüyorum. Yapay zeka ikiye ayırıyor. Bunların biri ilkel yapay zeka. Yani çok basit if-else mantığıyla bir kamera olduğunu düşünün. Emre sağa giderse sağa doğru dönsün. Sola giderse sola doğru dönsün. Çok basit kural setleri verilerek yapılabilir. Bunlara ilkel yapay zeka diyorlar. Bir diğeri de
bilgisayarların kendi kendine öğrenebildiği, kendi kendine tahminler yapabildiği, aksiyonlar alabildiği, hareket edebildiği belki durumlar. İşte bu noktada da o makinenin öğrenmesi anında makine öğrenmesi yani machine learning kavramı devreye giriyor. Yani aslında öğrenmeyi tetiklediğimiz nokta, o katman burası. Öğrenme kavramı da tabii ki biraz da deşilmesi gereken bir nokta. Burada machine learning'de 4 temel öğrenim mantığımız var. Bunlar denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, yarı denetimli öğrenme, işte reinforcement öğrenme gibi farklı konular. Yani çok az üzerinde duralım. Çünkü yani bir machine learning session'ı gibi de gözüksün istemem. Yani burada denetimli öğrenme herhalde en popüler, en bilindik olanıdır. Yani nedir? Bilgisayara nedenleri verip bir sonuç çıkarmasını istiyoruz. Inputları verip outputları çıkartıyoruz. Diğer bir söyleyişle. Yani örneğin herhangi bir insanın maaşını tahmin etmek istediğimizi varsayalım. Bunun için veri setimize yaşı, cinsiyeti, mesleği vesaire birçok bilgiyi alıp makineye bir de maaşı tanıtıyoruz. Böylece makine şunu öğreniyor. Bu yaşlardaki bu mesleklerle uğraşanlar demek ki bu kadar maaş alıyor ve bir sonraki maaşını bilmediği kişiyi gördüğü zaman bunu tahmin edebiliyor. Önceki bilgilerinden yorumları, insan gibi yani önceki bilgilerden genelleme yaparak sonraki bilgileri tahmin ediyor ve bize çıktılar veriyor. Bununla ilgili aksiyonlar almamızı sağlıyor. Bir de deep learning konusu var tabii. Bu daha da popüler son günlerde. Deep learning dediğimiz aslında machine learning'in bir alt kırılımı gibi. Yani machine learning, deep learning'i kapsayan bir kavram. Deep learning, yapay sinir ağları algoritması üzerine kurulmuş bir sistem. Son dönemlerde popüler olmasının nedeni ise tabii ki gün geçtikçe bilgisayarların performanslarının artması ve yine aynı şekilde verilerin artmasıyla yapay sinir ağları algoritmalarının çok daha verimli çalışabilmesi sayesinde artık çok daha yüksek tahmin güçleri elde edebiliyoruz. Yani bugün görüntü işlemede, ses tanımada ya da metin madenciliğinde hiç görülmemiş şekilde çok yüksek yüzdeli doğru tahminler yapabiliyoruz. Bununla ilgili programlar geliştirebiliyoruz. Ve zaman zaman tabii dedikodu kıvamında ama sosyal medyada çıkan paylaşımlarında bu nedenle olduğunu söylüyorlar. Yani ne kadar doğru bilinmez. Bana biraz çok da doğru gelmiyor. Çok inanmak istemiyorum böyle şeylere ama maalesef böyle şeyler de duyuluyor. Bir de veri bilimi kavramı var. Şimdi gelmemiz gereken nokta bu. Yani şunu karıştırmamamız gerekiyor. Veri bilimi bunların herhangi birinin üstünde ya da altında değil. Veri bilimi bu aletleri kullanarak veriden anlam çıkarma işi aslında böyle tanımlamamız gerekiyor bence. Bir diğer tabii ki karıştırılan kavram serisi de data scientist, data analyst ve data engineer. Şimdi data scientist'in ne yaptığını anladık. Veriden anlam çıkartıyoruz. Ama bu üç kavram birbiriyle aslında dirsek teması çalışan insanların oturduğu koltuklar. Data analyst veriden aslında tahmin yapmayan, veriyi derinlemesine analiz eden, betimleyici istatistiklerini çıkartan, trend analizlerine bakan, iş kararları alınmasına neden olacak analizleri yapan taraf. Data engineer ise çok daha IT'sel bir alan. Hani bu bahsettiğimiz data scientist ve data analyst tarafı şirketlerin durumuna göre iş birimi tarafında da IT'de de konumlanabilecek. Ancak yaptığı iş doğası gereği daha sosyal, daha iş birimine yakın bir olgu diye düşünüyorum her ikisi için de. Data engineer ise bu iki arkadaşa platform sağlayacak olan yapıyı hazırlıyor. Yani bildiğiniz gibi veriler belli kaynaklardan belli veri tabanlarına akıyor. Ancak bu verilerin analiz edilmesi için henüz çok erken. Burada belli katmanlarda, doğru mimarilerde veriler işlenebilir hale getirilmeli. Ve Big Data kavramına yine aşağı yukarı hepimiz hakimizdir. Oradaki verileri kullanmamız çok zor. Yani bizim çok yüksek seviyede programlama bilmemiz gerekir.
Ama bu full stack bir çalışan olmak da o kadar kolay değil. O yüzden data engineer arkadaşlarımız veri alıyor, bizim için kullanabilir, işlenebilir bir hale getiriyor. Sonrasında biz onları analiz edip işimizi sağlamış, yerine getirmiş oluyoruz yani. Şöyle bir sonraki sayfaya geçelim. Peki gereklilikler neler? Tabii hala vazgeçmediyseniz data science'dan bu anlattıklarından sonra bir data scientist olmak için neler gerekir? Bu arada şöyle notlarımı da bir düzelteyim. Ya şu çok klasik bir görseldir. Eminim zaten Google'a da işte how to be data scientist yazdınız bu çıkar. Ama çok gerçek. Yani bunun üzerine yorum yapmak çok zor. Bunu tekrar güncellemek çok zor. Şimdi öncelikle benim de uzmanlık alanım olan matematik ve istatistikten başlayayım. Yani sunumun başında söylediğim gibi biz burada belli bilgilerden çıkarım yapıyoruz ve genelleme yapıyoruz. Şimdi işin içine genelleme girdiği noktada istatistiksel bakış açısına sahip olmak gerekir. Yani burada milyon satırda veriyle ve binlerce satır kolonla çeşitli işler yapmaya çalışıyoruz. Ve yapmak isterseniz eğer siz de bunlarla uğraşacaksınız. Bu noktada hangi veriyle, hangi verinin birbiriyle alakalı olduğunu, hangi veriyi modele sokmanız gerektiğini ya da sokmamanız gerektiğini kararını alabilmek için birazcık istatistik, hani okey doktora seviyesinde değil belki. Ama en azından Udemy'den birkaç saat istatistik dersi almak bence çok yararlı olacaktır. Ya bu konularda her üçü için de söylüyorum. Ne kadar çok kafa patlatırsanız bence işte de o kadar daha başarılı olma şansınız artar. İşin de matematik kısmı var tabii. Yani az önce bahsettik mesela deep learning modellerinde farklı yaklaşımlar var. Bu yaklaşımların hani algoritmanın temeline baktığınız zaman yani çok yakın bizim üniversitede de kullandığımız yöntemlere. Birinci türevi alırsanız maksimum noktayı bulursunuz ya da minimum noktayı bulursunuz. Aslında bütün algoritmalar bunun üzerine çalışıyor. O optimum noktayı bulmak için hepsi farklı yöntemlerle geliyor. Eğer o arkadaki o türev mantığını bilmezseniz algoritma aslında tamamen sindirememiş oluyorsunuz. Bu da tabii yani bunu bilmeden de iki satır kod yazarak data science yapabilirsiniz ama ileri gitmek istiyorum, daha başarılı işler yapmak istiyorum diyorsanız bu en azından temel seviyede bu bilgiye de sahip olmak gerekiyor. İkinci noktamız tabii ki bilgisayar kısmı, programlama kısmı. Ya veri gittikçe büyüyor. Veri büyüdükçe de yani bugün yani günümüz şartlarında elle hesaplama yapacak halimiz de yok. Yani programlama dilleri tabii ki gelip geçici. Ama yani bir kısmını şu an günümüz bugün işe başlayacak olsan ne öğrenirsin dersiniz. Şu soldaki programlama dilleri bu ara en hot topic olanlar. Şimdi SQL belki aralarındaki en eski dil ama yani bir veri manipülasyonu yapmak istiyorsanız, bir veri tabanından o verileri çekip işlenebilir hale getirmek istiyorsanız, anlamlarla getirmek istiyorsanız SQL bilmeniz şart. Onun dışında tabii ki Python ve R. Şu an hani ben de yine işin içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki ücretli programlar yerini istemeseler de R ve Python'a bırakıyor. Artık insanlar SAS'a yüz binlerce dolar ödemek istemiyorlar doğal olarak. Ve Python'ın o esnekliği herkesi çekiyor. Bu da bize yeni bir iş alanı demeyeyim ama daha fazla iş imkanı sunuyor. Yani eğer başlayacaksanız bu işe mutlaka yine herhangi bir online platformdan videoları izleyerek, oradaki kodları taklit ederek, hatalar alarak o hataları Stack Overflow'dan düzelterek yani aslında gün sonunda öğrenmeyi öğrenerek kendi kendinize bunları öğrenebilirsiniz. Hiçbiri zor değil. Hele programlama dersi alanlarınız da vardır diye tahmin ediyorum. Yani iki dersi gören herhangi bir öğrenci, herhangi bir insan şu dillerin hepsini çok kolaylıkla öğrenebilir bence. Yani bu arada şunu da belirtmek gerekir. R mı Python mı en çok herhalde insanların karşısına çıkan soru. Ya aşağı yukarı aynılar. Hani ben tercihimi R'dan yana Python'dan yana kullanmıştım. Şimdi R'ı öğrenmeye çalışıyorum ama
Yani bence herhangi ikisinden bir tanesini, yani bir tanesini uzmanım cümlesini kurmak yeterli. Çünkü iş görüşmelerinde bu da karşıma çıktı. Python biliyorum diye çağrıldığım iş görüşmesinde biz R kullanıyoruz ama 2 haftaya adapte olursun herhalde diyenleri gördüm. O yüzden onlardan bir tanesi yeterli. Asası dışarıdan öğrenmek bu arada çok zor. Scala'da bilmiyorum belki bir sonraki step. Sonrasında geliyoruz üçüncü noktaya. Business knowledge denen kısım. Bu işe girmeden öğrenilecek bir konu değil. Hatta daha da abartayım. Bankada çalışıyorsunuz, e-ticaretin business'ını bilmeniz de çok kolay değil. Ama burada şunu sadece anlamak gerek. Yaptığımız işi bilmek zorundayız. Yani biz kodcuyuz diyerek kenara çekilemeyiz. Çünkü günün sonunda biz, nasıl anlatayım, insanlar bizden bir çalışma yapmamızı istiyor ve bu çalışmanın sonucunu değerlendirmek istiyorlar. Ve biz mantığa aykırı bir çalışma yaparsak, accuracy isterse %99 olsun, çok doğru tahminler yapalım. Ama o business mantığını yakalayamadıysak, bu işi satmamız çok zor. Ve karşı taraf yaptığınız işi anlamadığı sürece dünyanın en iyi işini yapsanız bile hiçbir anlamı yok. Yani o yüzden şunu sadece akılda tutmak yeterli. Girdiğimiz işte bankacılıksa bankacılığı öğrenmek gerekiyor. E-ticaretse e-ticareti öğrenmek gerekiyor. Ve tabii ki proje aşaması. Şimdi burada biraz belki canınızı sıkabilirim. Şimdi data scientist dediğimiz noktada herkesin aklına gelen tek nokta var. O machine learning kısmı. Yani burada modeling'e tekabül eden yer. Biz burada LightGBM mi kullanalım, XGBoost mu kullanalım, işte Neural Network kullanalım. İşte onların hyper parametrelerini ayarlayalım da accuracy arttırın vesaire diye. Ama realitede bu biraz daha farklı. Şu aşamaların hepsini teker teker geçmek gerekiyor. Öncelikle oturup bu işi kim istediyse o işi isteyen kişiden işin tüm detayını anlamak gerekiyor. Bir örnekle burayı açıklayayım daha net olacaktır. Benim daha önce iki şirkette yaptığım bir çalışma. Müşterilere hangi kanaldan, müşterilerle hangi kanaldan iletişime geçmeliyiz? Yani Emre'ye SMS mi göndermeliyiz, mail mi göndermeliyiz ya da aramalı mıyız, push mu göndermeliyiz? Bu noktada işler şöyle başlıyor. Bunu type eden birim hangisi? CRM birimi. Oturulur CRM'le. Bu çalışmayı hangi müşterileriniz için yapmak istiyoruz? Yani SMS göndereceksek tabii ki SMS izinli olan müşterileri göndermemiz lazım. Kanunlar gereği. Ya da şunu anlamamız gerekiyor. Daha önce hani makineye bir öğrenim yaptıracağımız için daha önce SMS göndermiş olduğumuz ve ondan bir dönüş aldığımız ya da almadığımız bilgisini tuttuğumuz müşterilere gitmemiz lazım. Hiç SMS göndermediğim bir adamı modele sokmamın hiçbir mantığı yok. O yüzden bu gibi detayları, yani benim hedefimin ne olduğunu ve hangi müşterilere bu çalışmayı yapacağımı çok detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor ve bu kavramı oturtmamız gerekiyor. Hatta gerekirse dokümante etmemiz gerekiyor. Sonrasında veriyi anlamak gerekiyor. Şimdi az önce de bahsettim. Çok fazla veri var ama veriler maalesef tek bir kaynakta tutulmuyor. Yani şu ortadaki bir veri tabanı ifade ediyor. Ancak orta ve büyük sayılabilecek şirketlerde bunlardan belki onlarca var. O yüzden oturup bazen o tabloyu gözle bakarak, bazen bunu bilen insanları dinleyerek, bazen dokümanları okuyarak, saatlerce uğraşarak bu veriyi anlayıp anlamlandırmak gerekiyor. Ondan sonraki heyecanla açmaya başlıyoruz işte. Bu feature engineering yaptığımız, veriden böyle veriyi sıkıp suyunu çıkaracağımız noktaya gelmiş oluyoruz. Burada yeni değişkenler yaratabiliriz, istatistiksel analizler yapabiliriz, betimlemeleri çıkartabiliriz, veri görselleştirme yapabiliriz. Çok güzel kodlar yazabiliriz bu saatten sonra. Ama şunu da kabul etmek lazım. Hiçbir veri Kaggle'daki kadar temiz değil. Yani biz o database'e gittiğimiz noktada müşteri yaşını 145 yazabiliyor. Yani burada gidip o aykırı verileri görmemiz lazım. Hatalı verileri görmemiz lazım. Burada tabii ki görselleştirme en çok işimize yarayan parça oluyor.
Onun için eksikleri çok büyük bir problem. Sistemsel hatalardan kaynaklı olabilir ya da müşteri formda orayı boş geçmiş olabilir. Karar vermek gerekiyor orada. Boş verileri boş olarak mı kullanacağız yoksa dolduracak mıyız, tahminleyecek miyiz? Maalesef şu en başından o business understanding'den feature engineering'e kadar geçen kısım, yani henüz modellemeye gelmeden geçen kısım projenin belki de %70'i, %80'i. Yani en başında dediğim reality işte burada devreye giriyor. Yani eğer bu mesleği yapmak istiyorsak bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Maalesef biraz meraklı olmamız gerekiyor. O geriye bakıp sıkılmadan bir şeyler çıkarmamız ve onu anlamlandırmamız gerekiyor. Ondan sonrası ise işin tabii ki en havalı kısmı. Veriyi tek bir tabloya ve işlenebilir kıvama getirdikten sonra algoritmalar havalarda uçuşabilir. Verinin büyüklüğüne göre istediğimiz kadar algoritma deneyebiliriz ve günün sonunda iş birimlerini anlatırken de hepimizin tabii ki sevdiği noktada biz burada machine learning yaptık, biz burada yapay zeka kullanıyoruz. O artisti yapabilmek için maalesef şu çetrefilli yollardan geçmek gerekiyor. Sonrasında çeşitli tabii ki hesaplama, başarı ölçüm yöntemleri var. Bunlar çok detay, buraya girmeye gerek yok. Sonrasında da proje artık canlıya alınıyor, deploy ediliyor. Yani ne söyleyeyim, biraz daha gözünüzü canlanması için. Örneğin trend yoldayız. İşte bunu alan bunu da aldı denen bir yaklaşım vardır ya. Yani ben Emre olarak gittim. PlayStation satın aldım. Trend yolu bana tabii ki PlayStation kolu önermesi gerekiyor. Bunu ama anlık olarak canlı yapabilmesi için sistemlere entegre etmesi gerekiyor bizim o kurduğumuz modelin kodlarını. İşte bu aşamada deployment aşamasında oluyor. Genelde ITC arkadaşlarımız ilgileniyor. Biz burada sadece kendi business bilgimizi katıyoruz. Peki nerede kullanıyoruz? Tabii ki bu kadar anlattık. Şimdi bir saniye şunu göstermeden başka bir şey söylemek istiyorum. Veri bilimi dediğimiz kavram sorunun olduğu her yerde var aslında. Yani bir bilgi öğrenmenin yolu nedir? Ya birine sorarsınız, araştırır öğrenirsiniz. Ya da böyle bir kavramınız, böyle bir kaynağınız yoksa bunu tahmin etmeniz gerekir. Hayatta da böyle. O yüzden de tabii ki büyük kurumlarda, büyük kuruluşlarda ya da startuplarda belli sorulara cevap aranan noktada. Eğer işin içinde veri varsa işte orada da veri bilimi de dahil oluyor. Şimdi örneklere geçebiliriz. Yani bir bankadaysanız bankanın temel sorusu tabii ki borçların ödenmesi. Burada da kime kredi verecek? Kredisini ödeyenlere kredi vermesi lazım. Hemen sorumuz geliyor. Kim kredisini ödemez? İkinci nokta Trendyol. Tamamen örnek markaları. Hiç markalara takılmayın. Müşteri hangi ürünü alır? En büyük problemleri bu. Bir sürü problemleri var bu arada ama hani bir soru var ve o soru üzerine cevap bulunması lazım. Netflix'in amacı tabii ki hepimizi daha fazla izletmek. Getir. Hani bir sürü yine biliyorsunuz artık Getir gibi çalışan marka var ama Getir hala en büyükleri. Çünkü en iyi optimizasyonu yapıyorlar. En doğru noktada kendi storelarını konumlandırıyorlar. En doğru sayıda motorcu tutuyorlar. O dükkanlarda en doğru sayıda ürünlerini tedarik ediyorlar. Çünkü kocaman bir veri bilimi ekipleri var. Bir de bu kavramların dışına çıkabiliriz tabii ki. Yani risk analitiği ve CRM analitiğinin de dışında fabrikalarda bu sorulara cevap alındığını da duyuyoruz. Yakın zamanda birkaç tane geldi kulağıma. Bunun iki noktası var. Bir tanesi üretim ürünlerinde zaman zaman parçalar bozuluyor ve üretimin aksamasına neden oluyor. Bu noktada hangi parçanın bozulacağını önceden tahmin etmeye çalışıyorlar ve çok yüksek oranda da buluyorlar. Çünkü parça önceden teklemeye başlıyor. Doğru sensörlerle yakalayıp onu veri haline getirirseniz veri bilimiyle, machine learning algoritmalarıyla çok rahat yakalayabiliyorsunuz. Ya da bir bacağı daha var. Bu da ürettiğimiz ürünlerden, artık müşteriye sattıktan sonra hangisinden geri dönüş alıyoruz, hangisini yenilemek zorundayız. Yani burası tabii ne kadar etik tartışılır ama ürünün bazılarını bozulacağını bile bile satıyorlar bize demek ki. Ama yine de tabii ki pozitif tarafından bakarsak da oyunların bozulacaklarını bildikleri için yedek parçaları tedarik edip onları olabilen en azı seviyede, en azı şekilde bize geri gönderiyorlar ürünümüzü.
Ve son olarak da bu da en klasik örnekti. Belki en sıkıcı olan ama markete gittiğimizde yan yana duran ürünlerin hiçbirinin rastgele yan yana durmadığını biliyoruz artık maalesef. Müşteriler sizin o satın alma davranışını tetiklemek için kuru yemişin yanında ne koyacağını oradaki mağaza müdürü karar vermiyor. Analist arkadaşımız ya da data scientist arkadaşlarımız karar veriyor. Ya günün sonunda da sunum aslında neredeyse buraya kadar. Bundan sonrası soru cevapla devam ederiz diye düşünüyorum. Tabii. Ama yine de bitirmeden birkaç şey daha söylemek isterim. Hani benim ilk bu işe başlarken birkaç çekincem vardı. Sizlerin de vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi dünya çok hızlı değişiyor tabii ki. Ve yani bu yaptığınız meslek 10 yıl önce belki vardı ama hiç popüler değildi. Kimse bilmiyordu. Şu an kullandığımız dilleri, programlama dillerini kimse kullanmıyordu. Peki 10 sene sonra olacak mı? Şimdi bu soru bence çok kafa karıştırıcı bir nokta. Ya bu noktada ama bence şu var. Yani teknoloji geliştikçe, giyilebilir teknolojiler hayatımıza daha fazla girdikçe veri sayısı giderek artmaya devam ediyor. Ve verinin arttığı noktada bu veriyi daha iyi anlamlandıran şirketler hayatta kalacak. Diğerleri de maalesef küçülerek yok olacaklar. Ama bunun önüne geçebilecek hiçbir gücün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden gelecekte verinin artacağını öngördüğümüz noktada bence data scientist kavramı giderek daha da önemli olacak ve çok rahat iş imkanları bulmamıza neden olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Emre Bey. Aslında çok güzel bir sunum olmuş. Hatta o kadar güzel bir sunum olmuş ki benim sorularım çoğunun cevabı da içindeydi. Ama yine de benim bazı sorularım olacak. Bunun için tekrar çok teşekkürler. Gerçekten veri bilimiyle alakalı gerçekten dolu dolu ve farklı bakış açılarından yaklaşmış bir sunumdu aslında. Eminim herkes için de çok faydalı olmuştur. Buradan sonra soru cevap bölümümüze geçeceğiz. Ben de sorularımı soracağım. Arkadaşlar da sorularını sormak isterse mesaj atsınlar. İsterlerse el kaldırdıklarında biz mikrofonlarını açacağız. Biraz önce de söylemiştim. Benim sorularım biraz kronolojik ilerleyecek. Yani önce eğitim hayatınızdan, istatistikten daha sonra iş hayatınıza doğru gelecek. Yani ilk sorum benim eğitim hayatınızdan geliyor. Üniversite istatistik bölümünde okumuşsunuz. Hatta bu durum veri bilimciler arasında çok yaygın. Özellikle biz bu veri bilimiyle alakalı konuk çağırma aşamasında konukları araştırırken Yıldız Teknik İstatistikten mezunların veri bilim dünyasında çok aşırı aktif olduğunu gördük. Yani istatistik mezunu insanların veri bilimi yapması artık çok yaygın. Siz istatistik seçerken veri bilimci olarak çalışacağınızı biliyor muydunuz? Çünkü en azından benim gördüğüm kadarıyla çalışma alanları bilinmediğinden dolayı üniversite tercih döneminde istatistik öğrencilerin aklına ilk gelen seçeneklerden olmuyor. Siz istatistiği nasıl seçtiniz? Ya açıkçası ben böyle bir çalışma alanının var olduğuna haberdar değildim öğrenciyken. Yani lise öğrencisiydim sonuçta, hiçbirimiz bilmiyorduk. Ama şunu biliyordum, ben iyi bir matematikçiydim ve matematikle ilgili bir bölümde okumak istiyordum ama matematik de olsun istemiyordum. Ya bir de gün sonunda hepimizin yaşadığı problem, aldığımız puana göre hangi bölümleri kazanabiliyoruz diye baktığımda en uygun bölümün istatistik olduğunu gördüm. Yani bu alana kaymamdaki hani o nedense şuydu. Birkaç farklı yerde staj yaptım. Son staj yaptığım yerde de bir yöneticim çok kritik bir soru sordu bana. Tam işe giriş aşamasında. Hem de geleceği mi tahmin etmek istersin, geçmişi yorumlamayı mı dedi. Bu aslında bir çok basit ama birçok şeye cevap veren bir soru. Ben de hiç bilmeden aslında geleceği tahmin etmek istiyorum demiştim ve iş buralara kadar geldi. Güzel yani. Yani bence de çok iyi olmuş. Galiba ona biraz cevap bulmak lazım. Tabii ki. Ben bunu da soracaktım, nasıl yöneldiğinizi. Siz nasıl yöneldiğinizi anlatmış oldunuz. Stajda size gelen bir soru üzerine yönelmişsiniz. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bir veri bilimci olabilmek için normal bir istatistik öğrencisinden fazla ne yaptınız? Mesela bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi alanlardaki arkadaşların yapay zekayı öğrenmesi için okulda verilenden biraz daha fazla matematik öğrenmesi gerekiyor. Ya da okulda verilen matematiği daha fazla uygulaması gerekiyor. Bizim matematik alanımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ama siz bunu tam tersiniz aslında. Matematiği okuyup sanırım bilgisayar alanını geliştirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Siz farklı olarak... Ya şöyle başlamıştı benim serüvenim.
Okulda bir hocamın tavsiyesiyle beraber henüz Python ve R çok yoğun kullanılmıyorken şöyle demişti bana. Hem git Amerika'daki iş ilanlarına bak. Orada ne kullanıyorlarsa sen şimdiden öğrenmeye başla. Birkaç sene burada da popüler olur demişti. Ya aslında tam da öyle oldu. İş ilanlarına baktığımda herkes ya R ya Python biliyordu. Amerika'daki iş ilanlarında. Ben de hiçbir şey bilmiyordum. C dersi görmüştüm okey ama çok kötüydüm ve bunun kaçınılmaz olduğunu gördüm. Ya o yüzden eminim bütün istatistikçilerinde en zorlandığı nokta programlama noktası. Bazılarımız çok iyi yapıyor, bazılarımız o kadar iyi yapamıyor. Ama gün sonunda işimizi görecek kadar çoğumuz bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ya eminim bu sizin için de geçerli. Yani çok iyi programlama yapan biri de oturup biraz vakit ayırdığı zaman istatistikleri, matematiği de çok rahat rahat kavrayabilir. Yani zaten bu işi yapmaya karar vermiş kişilerin hani IQ'sunu sorgulayacak konumda değiliz. Yani konu sadece zaman ayırmakla ilgili. Yani akşam Evet. oturup işte Survivor izlemek yerine biraz buralara kafa yorduktan sonra ben 6 ayda hiçbir şeyin öğrenilmeyeceğini, daha doğrusu nasıl kurayım diye, 6 ayda her şeyin öğrenilebileceğini düşünüyorum. Tabii. Haklısınız. Bir de ben Python ve R'ın dışında son zamanlarda Julia'nın biraz konuşulmaya başladığını duyuyorum. Twitter'da falan görmeye başladım. Hatta daha sonra artık R'ın iyice silinebileceğini, hatta hani çok ileri aşamada Julia'nın öne geçebileceğini düşünüyorlar. Siz Julia ile alakalı gördüğünüz, duyduğunuz bir şey oluyor mu? Yani o tarafta sizce bir ileride açıklık olabilir mi? Ya ben de çok duyuyorum. Hani R konusuna da katılıyorum. Ben çok uzun vadede hayatta kalabileceğini düşünmüyorum. Rakipleri çok güçlü. Ama Julia hayatımızı tamamen ele geçirir mi? Orada biraz soru işaretlerim var. Çünkü Python 10 yıldır konuşuluyor ve daha yeni yeni şirketlere girebildi. Şu an sistemleri ona entegre etmeye çalışıyorlar. Hani Julia daha iyi olsa bile bence hayatımıza girmesi yine çok uzun zaman alacaktır. Ama yine de tabii ki değişim çok hızlı olduğunu da göz önüne alırsak, çok uzman olmasak da biraz fikir sahibi olmak faydalı olacaktır. Evet, haklısınız. Aslında zaten biraz daha böyle işin temelini bildikten sonra yazılım dilleri arasında geçiş yapmak yani çok zor olmuyor. Burada da temelde tabii istatistik oluyor. Biraz da ben burada veri biliminde istatistiğin öneminden bahsetmek istiyorum. Yapay zeka alanında özellikle matematik ve istatistiğin önemini artık herkes biliyor. Biz de her yayınımızda bunu konuşmaya çalışıyoruz. Hatta sadece yapay zekada matematik alanında bir yine etkinlik yapmıştık. Buradan arkadaşlar YouTube'daki videomuzu izleyebilir. Reklamda almış olduk. Şu an veri bilimci olarak çalışırken siz işinizde istatistiği nasıl kullanıyorsunuz? Çünkü genelde insanlar şey konusunda artık hemfikir. Tamam, öğrenmem gerekiyor matematik ve istatistik, bileyim. Ama ben bunu neden bileyim şeklinde sorular çok fazla geliyor. İstatistik mezunu bir veri bilimci olarak yapay zeka alanında çalışmaya yeni başlamış öğrencilere yani matematik ve istatistikle alakalı ne söylemek istersiniz? Nereden başlayabilirler ve iş hayatında nasıl kullanılır? Tamam. Öncelikle yani zor, uzun bir soru. Aslında başıyla sonunu tam yakalayabildim mi çok emin değilim ama yani şuradan gidelim en başından. İşin içinden en girdiği noktada tabii ki istatistik kullanmamız gerekiyor. Yani işin yapay zeka diyelim ya da veri bilimi diyelim. İşin içinde veriler var. Veri dediğimizde sütun sütun aslında datalar. Hepimizin gözünde canlanıyordu. Kocaman Excel'ler gibi düşünün. Bunların içinde az önce de bahsettiğim gibi yanlış değerler de olabilir. Boş değerler de olabilir. Ya da daha iyi tahminler yapmak için de. Yapay zeka da böyle. İşte yine veri biliminde de aynı şekilde. Daha iyi tahmin yapmak üzerine çalışıyor bütün sistemler. Bunlar için veriyle haşır neşir olmak gerekiyor. Yani o boş verileri silebilirsiniz veriden. Bu tabii ki en basit çözüm ama buraya çeşitli istatistiksel yaklaşımlarla o verileri doldurursanız daha başarılı bir çalışma yapacaksınız. Yani belki %1, %2 daha iyi, daha doğru. Ama doğru yolu ve fark yaratan da o aslında %1 ve %2 oluyor. Ama işte yine başında da söylemiştim. Ne kadar advanced bilgiye gerek var burada? Orası bence çok tartışmaya açık. Yani uzmanlaşılabilir. Yani burada bir hipotez nasıl kurulur? Bunun öğrenilmesi gerekiyor. İki veri arasında anlamlı bir farklılık var mı? Bu soruların cevap alabilmek için belli istatistiksel testleri ve varsayımları öğrenmek gerekiyor.
Sadece kavramsal olarak bu arada. Kodları her yerde var. Tanımları her yerde var. Sadece şunu bilmeniz gerekiyor. İki veri arasındaki işte farklı ölçmek için benim t-testini kullanmam gerekiyor cümlesini. Kurabilmek yeterli bu noktada. Teorisine girmeye çok da gerek yok. Bunu da sağlayacak olan çok güzel eğitimler var. Hemen ben de reklamını yapayım. Vahit Keskin'in Udemy'de muhteşem bir eğitim var. Evet. Ya ben de açıkçası işe başladığımda denk gelmiştim o videoya ve yani önceki eğitimlerimi boşuna almış gibi hissettim ondan sonra. Ya bunun tabii ki yabancı versiyonu var. Çok güzel. Eğer İngilizce konusunda da iyiyseniz uluslararası anlamda Coursera'da muhteşem kurslar var. Yani bir iki tane uzun saatleri olan istatistik eğitimi alırsanız bence hem işe giriş aşamasında o mülakatta bir kanıt olarak gösterebileceğiniz bir belge olması açısından avantaj sağlar. Hem de gerçekten ciddi anlamda bir şeyler öğrenmiş olursunuz ve yeterli de olacaktır. Anladım. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Şimdi yavaş yavaş iş hayatınızla alakalı sorulara geçeceğim. Fakat oraya geçmeden önce biraz da veri bilimi okulundan bahsetmek istiyorum. Siz çok kısa zaten Vahit Keskin'den bahsettiniz. Siz şu an tam zamanlı olarak çalıştığınız Yapı Kredi'nin yanında aynı zamanda Vahit Keskin'in koordinatörlüğündeki veri bilimi okulu ekibindesiniz. Vahit Keskin bizim kulüp olarak çok önemsediğimiz ve her zaman eğitimini arkadaşlarımıza önerdiğimiz bir isim. Hatta yapay zeka alanında Türkçe en iyi kaynaklardan biri olabilir desek yanlış olmaz. Bu yüzden bizim için veri bilimi okulu da çok önemli. Fakat veri bilimi okulunun şu an yapay zeka dünyasında ben çok fazla hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Yani yeterince duyulabildiğini düşünmüyorum. Bu yüzden bize biraz veri bilimi okulundan orada ne yapıyorsunuz, öğrenciler nasıl yararlanır, siz nasıl girdiniz gibi şekilde veri bilimi okulundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Ya veri bilimi okulu aslına bakarsanız tamamen gönüllülük esasına dayanan ve şu andaki aramacı gütmeyen bir kuruluş gibi düşünebilirsiniz. Vahit bunu yıllar önce başlattığında gerçekten bir halka hizmet gibi başlatmış. Yani orada işler şöyle yürüyor. Yazar olmak istediğiniz takdirde oraya başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuzun sonunda ayda bir ya da iki ayda bir belli toplantılar yapılıyor. Orada bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulu kişilerden programlarını istiyor. İşte backup'larına, şeylerine bakıyor. Background'larına bakıyor. Sonrasında da hadi bakalım bir deneyelim yazıyor musun diye bakıyorlar. Şimdi oradaki en büyük problem insanlar yazmak istiyor başta ama devamlılık çok zor. Yani her ay bir yazı çıkartın dediğiniz zaman o yazılar bazen bir hafta sürüyor. Yani siz bir hafta yazı yazıp 3 hafta kendi işinize bakıp bir hafta bir daha yazı yazmanız gerekiyor. Biraz onu test ettikten sonra ekibe katılabiliyorsunuz. Yani çok zor hani düşünen arkadaşlar varsa bence en azından başvuru yapmaya değer. Onun dışında veri bilimi okulunu ben de şu anda olması gereken yerde olmadığını düşünüyorum. Ama yine de takipte kalın tabii ki belli projeler var orada da. Evet. Biz de buradan herkese Vahit Keskin'i ve Veri Bilimi Okulu'nu bir kez daha tavsiye etmiş olalım. Artık sorularımda sizin iş hayatınıza doğru geçeceğim. Sizin ilk işiniz hariç önce Kredi Kayıt Bürosu ve TEP, sonrasında da Yapı Kredi olmak üzere aslında hep finans alanındaki şirketlerde çalışmışsınız. Hı-hı. Finans alanında veri bilimi tam olarak nasıl kullanılıyor? Çünkü finans alanı aslında değişimin en zor yapıldığı alanlardan biri olarak biliniyor sektörde. Veri bilimi de yeni yeni artık Türkiye'de yerini almaya başladı. Finans alanında veri bilimi nasıl kullanılıyor ve sizce ileride nasıl gelişim sağlayacak? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ya aslında bence yanlış bir algı var. Özellikle öğrenciler arasında. Burada kardeşim de aşağı yukarı sizin yaşlarda. Oradan hani biraz tahminlerde bulunuyorum. Evet, bankacılık dışarıdan çok sıkıcı, kravat böyle tepede ve değişim çok zor olduğu yerler gibi gözüküyor ama aslına bakarsanız veri bilimini en eski kullanan sektörlerden biri. Yani ismi farklıydı. Şu an evet çok havalı olduğu için veri bilimi diyoruz bu şey ama eskiden de risk analitiydi, CRM analitiydi. Analitik hep hayatın içindeydi. Kredi verme kararlarındaysa yani şöyle söyleyeyim işin olgunluk seviyesini. Bankalar müşteriye hangi müşterilere kredi vereceğinin kararını vermek için belli modeller kuruyorlar. Bu modelleri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, BDDK, gelip kontrol ediyor ve size o modelde yanlış bir şey yapıp yapmadığınızı söyleyebiliyor. Yani
burada bir kurum var, bu işi çok iyi biliyor ve modelini yapabiliyor. Ayrı bir kurum var, o kurum da bunu denetleyebilecek seviyede biliyor. Ve bu işi çok uzun yıllardır yapıyorlar. O yüzden aslında çok hakimler konuya. Yeni olan şu, yıllardır orada işte SAS programının bir hakimliği varmış. Şu anda ise ondan çıkıp işte R ve Python'a dönmeye çalışıyorlar. İşte bu nokta biraz yeni ve biraz sancılı geçiyor tabii ki. Ama yine de bence çok cesurlar. Birçok banka artık o denetlenen tahmin modellerini bile Python'da yapmaya başladı. O yüzden ben geleceği çok parlak görüyorum. Yani biraz yani tabii ki e-ticaret kadar hızlı mı? Yani değil, mutlaka değil. Çünkü çok fazla denetim var. Çünkü yaptığınız her hareket ekonomiye doğrudan etki ediyor. O yüzden de üzerinizde belli kurumların elini hissediyorsunuz. Bu da değişimi biraz yavaşlatıyor. Ama dışarıdan da göründüğü kadar çok değil. Yani teknolojik gelişmişlik e-ticaret sitesiyle beraber bence en fazla bankalarda şu an. Yani bankaların hepsi birer teknoloji şirketi olarak çalışıyor. Özellikle yapay zekanın kullanımı alanında hani çok şu an eleştirilere konu olsa da yani çok fazla iyi olduğu söylenmese de özellikle doğal dil işleme konularında falan chatbotlarda bütün bankaların hemen hemen şu an çok büyük gelişme kat ettiğini görebiliriz. Hatta şu an çoğu yerde olmayan chatbot sistemleri direkt bankalara entegre ediliyor. Aslında bu soruyla birlikte biraz finans alanında kullanımına baktık. Siz 5 yıldır yaklaşık veri bilimi dünyası içindesiniz. Veri bilimci olarak çalışıyorsunuz. Bu 5 yılda şirketlerin veri bilimine bakışının nasıl gelişti biraz açıklayabilir misiniz? Sizce Türkiye'de yapay zeka dolayısıyla veri bilimi alanına olan ilgi ve bu alanlardaki istihdam artar mı? Çünkü şu an çok yüksek bir ilgi var. Hatta geçenlerde gördüğüm bir raporda Türkiye'de en fazla bilgisayar mühendisi öğrencilerin yapay zeka alanına yöneldiği söyleniyordu ama tam ben de bu işin içinde olan biri olarak şeyi görüyorum. Yapay zekanın veri bilimi haricindeki alanlarında Türkiye'de çok fazla iş yok. Veri biliminde de çok büyük bir rekabet var. Sizce bu istihdam yani arz ve talep dengesi olur mu yoksa her zaman arz daha fazla mı kalır bu gidişle? Ya açıkçası bence talep giderek artacak. Yani artmak zorunda. Buna yapacak hiçbir şey yok. Yani yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. Giderek gelişiyor. Bilgisayarlar giderek güçleniyor. Onlar güçlendikçe biz daha iyi çözümler buluyoruz. Biz daha iyi çözümler buldukça şirketler daha karlı oluyor. Bunu yapmazsak da yok olacağız. Yani bu hiç kaçınılmaz bir durum. Durum böyle oldukça da tabii ki talep artacak ama hangi açıyla artacak? Şimdi orası biraz soru işareti. Çok popüler kavramlar olduğu için. Yani bugün tabii ki Times'ta yapay zeka başlatıldığı zaman bütün dünya yapay zeka kavramının peşinden koşuyor ama 5000 kişi, 5000 kalifiye eleman çıkıyorsa 5000 tane koltuk açılacak mı? Orada biraz benim de soru işaretlerim var. Yani şu an kavram ne kadar hani dünya oraya gidiyor olsa da giderek önem kazanıyor olsa da hani ufak bir balon etkisi de var. Hani biraz fazla şişti gibi geliyor bana. Medyanın evet. Ve havalı terimlerin biraz ittirmesiyle. Evet. O yüzden hani belki pozitif etki edecek ve rekabeti artırarak daha kalifiye arkadaşlarımızın daha iyi yerlere gelmesi neden olacak. Bu da kaliteyi daha hızlı artıracak ama bazılarımızı da üzebilir tabii ki. Tabii ki haklısınız. Tam olarak sizin söylediğiniz gibi temelini yani matematiğini ve istatistiğini tam oturtanların biraz daha öne açılacak diyebiliriz aslında. Hı. Cevabınız için tekrar çok teşekkür ederim. İş hayatınızla ilgili son bir soru daha soracağım ben. Bize veri bilimcinin bir gününden bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü bu alanda çalışma yürüten yani bu alanda oturup Python öğreniyor insan. NumPy, Pandas bunları öğrenebiliyor. Matematiğini, istatistiğini öğrenebiliyor ama işin teorik kısmını ne kadar öğrense de pratikte ya da iş hayatında nasıl kullanıldığını aslında tam anlayamayabiliyor. Siz mesainin başından sonuna böyle ne yapıyorsunuz? Bir günde bir veri bilimci şunu yapar şeklinde bir açıklayabilir misiniz? Tabii ya bizim çok rutin değil aslına bakarsanız işlerimiz. Yani şu anda mesela bir proje alındığı zaman proje 6 ay sürebiliyor. Ve bu size gösterdiğim akış vardı ya şuraya geçelim tekrar. Şu akışın bu 6 ay içerisinde herhangi bir yerinde olabiliyorsunuz. O yüzden de günlük işleriniz sürekli bir değişim içerisinde. Ve bu arada aynı anda birkaç projede birden bulunabiliyorsunuz. O yüzden böyle hafif bir karmaşa da olabiliyor. Ama hani ben şimdi şu tarafını anlatayım biraz daha böyle keyifli olsun, sizi de motive etsin.
şunu yapıyoruz. Elimizdeki verileri işte Python'a taşıdığımız noktada modelleme kodunu çalışıyoruz. Ne kadar tahmin etti? %75. Yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü yöneticinin soruyor, niye %75? Yani niye 80? Daha fazla olabilir miydi? Ya da bahsettiğim kurumlar geliyor size soruyor. Yani %75 çok iyi, bravo da neden 80 değil soruyorlar ve inceliyorlar yaptığınız çalışmaları. O yüzden de o hiper parametreleri giriyoruz. Ağaç daha mı derin olmalı? Daha derin olursa bu aşırı öğrenmeye neden olur mu? Ya da ağacı enine doğru daha genişletirsek acaba tahminlemeyi daha iyi yapabilir miyiz? Ya da acaba istatistiksel model mi kullansak, risk regresyon modeli kullanırsak model nedenselliği daha açıklanabilir bir hale gelir. Ve bunu iş birimine daha iyi anlatabiliriz. Ya da çok karmaşık model kullanıp yüksek tahmin gücü yaratabiliriz. Biraz orada hem beyin fırtınası hem de kodlamaya girmekle geçiyor diyebilirim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bütün sorularıma verdiğiniz yanıtlar için ben artık son sorularıma geliyorum. Biraz da bizim için tavsiye niteliğinde sorularım olacak aslında son sorularım. Şu an veri bilimi alanını öğrenmeye çalışan birisi için öneriniz ne olur? İnsanlar özellikle sektörde karşılığı olacak şekilde nasıl çalışacaklarını tam bilemeyebiliyor. Yani gidip bir kurs alıyorsun ama bu sektörde gerçekten işe yarayacak mı bilemiyorsun. Veri bilimci olarak işe girmek isteyen birisine, yani siz bir mülakata girdiğinizde karşınızda oturan kişinin hangi konularda etkinliğinin tam olmasını istersiniz? Hemen söyleyeyim onu da. Ya şimdi dışarıdan bunu öğrenmesi çok zor gerçekten. Ve ya evet, işte eğitimlerden, hani bu arada yüz yüze de olabilir, çok güzel. İTÜ'de de bir eğitim duyuyorum son zamanlarda, süper. İşte Sabancı Üniversitesi'nin bir yüksek lisansı var bununla ilgili. Evet. Aynı şekilde Bahçeşehir Üniversitesi'nin var. Ya da bizim bölüme gelebilirsiniz, tavsiye ederim. İstatistik bölümünde çok güzel bilgiler öğretiyor ama evet, yani iş hayatında karşılaşılan problemler orada yok. Ama bunun bence öğrenmenin bir yolu da yok. Onun için işe girilmesi gerekiyor. Ya bu noktada bence fark yaratacak olay şu, üretkenlik. Yani bu üretkenlikten kastım, öğrendiklerimizi dışarı aktarmak aslında. Yani herhangi bir blog sayfasında blog yazabilirsiniz. Kendi kendinize yazıp LinkedIn'de paylaşabilirsiniz. Ya da Kaggle'da bir proje yapıp bunu hem Kaggle'da yine hem LinkedIn'de paylaşabilirsiniz. Yani günün sonunda şuna sahip olmuş oluyorsunuz. Yani o üretirken hem daha iyi öğreniyorsun, hem öğrendiğini insanlara duyurabiliyorsun. Ve bu burası biraz böyle tricky. Bir de çok güzel algı yaratabiliyorsun. Yani orada bir paylaşım yaptığın anda insanlar senin bu konuyu gerçekten bildiğini düşünüyor. Ya aslında biliyorsun tabii ki ama paylaşımı yapmadığın zaman bildiğini düşünmüyor insan. Orada demek ki biliyor noktasını yakalamak bence çok kritik. Ya o zaman işte mülakatta da şu masaya oturduğun zaman İşte ben bunları yaptım diye karşıya göstermek, bunu gösteremeyen birine göre avantaj sağlıyor. Kesinlikle çok haklısınız. Benim de şu an zaten son zamanlarda gördüğüm insanların özellikle Twitter'da, yani Medium uzun olduğu için biraz okumuyor. Kaggle ve GitHub'da çok teknik kalıyor. Ama Twitter'da kendi bilgisini gösteren böyle artık Twitter yazılımcıları gittikçe artıyor. Ben bunu çok başaramadım, çok gösteremedim. Göstereceğim çok bir şey olduğundan değil ama hani bunların gerçekten öne geçirdiğini gördüm. Hatta şöyle de bir şey var. Google Developer Expert diye bir şey var. Bunu biliyorsunuzdur. Google sizi uzmanlığına alabilmek için mülakata sokuyor ama siz bir yere başvuramıyorsunuz. Google'dan mühendislerin sizi görmesi lazım. İşte bu noktada da aslında şey işin içine giriyor. Twitter, Kaggle, Medium gibi şeyler işin içine giriyor. Oradan yolunuz açılıyor. Bu konuda çok haklısınız. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu aslında hazırladığım sorular arasında yoktu ama genelde insanlara proje yapması söyleniyor. Fakat insanlar proje yapmanın tam olarak ne olduğunu bilemeyebiliyor. Yani Kaggle'dan datasetini indireyim, bunu görselleştireyim mi, ne yapayım? Bunu hepsini yaptım, ne yapacağım? Medium yazısına mı dökeceğim gibi soru işaretleri olabiliyor kafalarında. Sizce bir veri bilimi projesi, derin öğrenmeye girmese de olur. Veri bilimi projesi baştan sona nasıl olabilir? Ya şöyle, tabii ki Kaggle buradaki yani hepimizin kabul edileceği gibi en büyük kaynak. Hiç fark etmez hangi veri seti oldu. Herhangi bir veri setinde herhangi bir uygulama bence herkese çok şey katacaktır. Yani önereyim buradan bir Tycho Chern veri seti var. Ben açıkçası şöyle yapıyorum, yeni bir projeye başlamadan önce Kaggle'da o veri seti üzerine yapılmış diğer çalışmaları inceliyorum. Yani bu adamlar ne yapmış? Yani önce
betimsel istatistiklerine mi bakmışlar, veri görselleştirmesi yapmışlar ya da o veri görselleştirmesinden nelere erişebilmişler? Bunlar çok kritik. Aklımıza gelmeyebilir, benim de gelmiyor. Bir an övrüm siz de başladınız ama sizin de gelmeyebilir. Yani çünkü en iyisi olmak diye bir kavram yok hayatta. Yani mutlaka herkesten daha iyi birileri var. O yüzden o projeleri izleyip, hani yeri geldiği zaman kopya çekip, hatta kodlarını kopya çekip, sizin projenize göre özelleştirerek bence baştan sona bir çalışma çıkarılabilir. Yani oradan biraz kopya, buradan biraz yorum, kendi yorumunuzu katarak ve bence işte en önemli kısım, işin içine yorumlar ekleyerek bir proje çıkarılabilir. Yani evet işte bir sürekli değişkeni gruplara böldüm. Ama neden böldüm? Şu sebeplerle böldüm. Ya da şu değişkeni şu değişkene böldüm ve işte bir oran elde ettim. Neden? Çünkü bunun mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü işte e-ticarette bunun kullanıldığını biliyorum gibi. Yani altına böyle komentler de ekleyerek bir proje çıkarıldığı noktada çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir proje çıkarın diyenlerin birçoğunun aslında temel noktası şu. Proje çıkartırken o kadar fazla kod hatası alınıyor ki yani orada işte yine öğrenme kavramına geliyor konu. Yani orada hata ala ala işte Stack Overflow'u böyle hatmede ama programlama değil, işte böyle öğreniliyor maalesef. Yani özellikle işte open source olunca konu şimdi daha yeni işte türemeye başladı. Bunun eğitimini veren kurumlar, eğitimini veren hocalar. Ama gerek var mı? Bence yok. En güzel öğrenme yöntemi işte böyle zorlaya. Hatta buradan arkadaşlara da söyleyeyim. Kaggle'ın böyle ödüllü yarışmaları da oluyor. Yani kazanması çok kolay olmuyor ama ödülü gerçekten Türkiye'deki döviz kuruyla da baktığımızda doyurucu olabilir hepimiz için. Tabii herkesin gelir durumu farklı olur. Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten dolu bir sunum ve sohbet oldu benim açımdan. Şimdi arkadaşlarım da sorularına fırsat verebilmek için ben son sorumu soracağım. Bu soruyu aslında biz gelen her konuğumuza soruyoruz. Çünkü ben yapay zekada adı çok az duyulsa bile herkese bu sorunun bir şekilde geldiğini düşünüyorum. Ve herkesten de farklı cevaplar alıyoruz. Eminim siz de daha önce duymuşsunuzdur bu soruyu. Aslında bütün sohbetimizi özetleyen de bir soru olacak. Veri bilimine nasıl başlayabiliriz? Ya da yapay zeka, hocam yapay zekaya nasıl başlarım gibi böyle bir sorular böyle geliyor. Ya nasıl başlanır? Böyle zor soru. Çok fazla farklı yolu var. Ama ben hani biraz böyle önceki cevaplarımdan birini tekrarlamış gibi olacağım. Udemy'den Wyatt Cassidy'nin Python'la veri bilimi kursunu alırsanız çok sağlam bir başlangıç yapmış olursunuz. Hani belli konularda belki çok derinlemesine öğrenmeyebilirsiniz. Ama en azından neyi araştırmanız gerektiğini ve konunun kapsamını, hani o çerçeveyi çok detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz orada. Ve tabii ki yine biraz reklam da olsun. Veri Bilimi Okulu sayfasını takip ederseniz orada yol haritasını da çok net bir şekilde gösteriyor. Evet. Biz de tavsiye etmiş olalım tekrardan. Whitecat'ın Udemy eğitimi ve Veri Bilimi Okulu'nu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Benim sorularım bu kadardı. Bakalım arkadaşların sorusu olacak mı? Umarım olur. Genelde bir çekinme durumu oluyor yani bu şeylerde ama çekinmenize gerek yok. Bakalım buradan da bakacağım ben. Abi bir tane el var gibi. Bakalım. Hemen onun sesini açar arkadaşlar. İyi akşamlar Emre Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar. Benim sorum birazcık kapsamlı olacak gibi ama bilgilerinize güvenerek soracağım. Şimdi biz yazılımcıyız doğal olarak. Ama bu işin istatistik kısmı da var dediğiniz gibi. Sizin de uzman olduğunuz alan. İstatistik, yazılım ve veri tabanı yönetimi yani veri tabanı kısmı. Bir paslı olsa yüzdelik dilimlere bölseniz nasıl bir yüzdelik oranlar verirsiniz öğrenme açısından? Hangileriydi? İstatistik, yazılım. Veri tabanı. Veri tabanı. Evet. Ya zor. Oran vermeyeyim ama bence veri tabanı buradaki en büyük parçayı alır. Sonrasında istatistik ve yazılım çok yakın olsa da hani maalesef konuya belki objektif bakamıyorum ama istatistik bir adım öne koyardım. Tamam.
Çok teşekkür Ama ederim. yani şöyle, hani ben 10 yıldır istatistikle uğraşan biri olarak bu cevabı veriyorum. Hani başkalarından başka cevaplar da alabilirsiniz. Ya aslında şey, biz yazılımla uğraşsak da ne kadar yani uğraşıyorsak da son zamanlarda veri bilimiyle alakalı çok duyumlarla, hani o tarafa yönelmemizle alakalı. Aslında tabanında istatistik, matematik özellikle bunlar yatıyor. Biraz da bu şey geri dönüş oluyor. Yani yazılıma kadar geldik. Aa dur, veri bilimi varmış. Ben tekrardan bir matematiğe döneyim ya istatistiğe dönmem gerekiyor gibi bir olay oluyor. O yüzden sormak istedim. Yani ne kadar hayatımızda ne kadar yer etmeleri gerektiği için Ya öğrenmek oldukça için. fazla, ama şöyle bir şunu söylemek zorundayım. Mesela bunu söylerken bazen kötü hissediyorum ama yani bir istatistik mezunu bunun programlama öğrenmesi bazen zor olabiliyor. Ama bir yazılımcının istatistik öğrenmesi bence biraz daha kolay. Yani o yüzden istatistik üzerine kafa yormuş, konu üzerine eğitimler almış biri bence bir istatistikçiden daha iyi bir veri bilimci olabilir. Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu. Evet, başka sorusu olan arkadaşlar varsa soruları alabiliriz. Evet, bana chatten bir soru geldi. Emre Bey, biraz sektör dışı bir sorum var. Tecrübeli biri olarak lisans eğitimi bittikten sonra hemen yüksek lisansı mı tavsiye edersiniz, yoksa sektör tecrübesi önceliğimiz mi olsun? Evet, çok güzel soru. Cevabım çok net. Mutlaka lisanstan sonra önce iş hayatının görülmesi lazım bence. Çünkü lisansta bazı kavramlar çok hoş gelebiliyor. Ama iş hayatını gördükten sonra daha önce adını bile bilmediğiniz farklı kavramlar ilginizi çekebiliyor. Ve daha önceki ilgi alanlarınız değişebiliyor. Ya da tam aksine, atıyorum konu işte yine veri bilimi olduğunu varsayalım. Sektördeki açıkları görüp hangi alanda yüksek lisans yapılması gerektiğine daha net karar verebilirsiniz. Yani o yüzden mutlaka bence bittikten sonra şu bir iki sene iş hayatını görüp gerçekten bundan sonra hayatım sonuna kadar yapmak isteyeceğim alanda yüksek lisans yapmak bence çok daha faydalı olacaktır. Yani diğeri çünkü günün sonunda mutsuz edebiliyor. Yani yüksek lisans yaptım ama ben bu işi yapmıyorum. İki sene zaman kaybı. Haklısın. Hatta yüksek lisansın insanlara biraz da özgürlük tanıdığı söyleniyor. Yani hangi alana yöneleceğin. Çünkü çok fazla şirket baskısı, maddi baskı olmadığı için şu alanda ben çalışayım diyebiliyormuş insanlar. Ya açıkçası lisanstan çok daha keyifli. Yani herkesi tavsiye ederim. Yani evet. Çünkü herhangi bir alanda, yani hangi alanda yüksek yaparsanız yapın. O alanın sınırsız ve derya deniz bir bilgisi olduğu için hani lisanslık gibi her şeyi öğretmeye çalışmıyorlar. Yani temel dersleri alıyorsunuz yine. İşte 8 tane ders ama çalışmak istediğiniz konuyu kendiniz belirliyorsunuz. Ve o konu üzerine araştırmalar yaparak tezinizi onun üzerine yazıyorsunuz. Ve işiniz sadece o konu oluyor. Ve günün sonunda o konunun uzmanı hissedebiliyorsunuz kendinizi. O Anladım. açıdan güzel. Ama Buradan biraz da yorucu tabii. Yani onu evet. da göze almak lazım. İş hayatla beraber yürüteceğim derseniz böyle biraz uykusuz geceler bekliyorum. Şimdi Berk'in bir sorusu var sanırım. Berk el kaldırmış. Onun sesini açabilirsek o da sorusunu sorsun. Merhabalar. Benim sorum birazcık aslında sizin çalıştığınız sektörden veya çalıştığınız büyük şirkette çalışıyorsunuz. Ondan biraz daha ayrı olacak. Bildiğiniz veya etraftan duyduğunuz şey soracağım. Duyduysanız onun cevabını almak istiyorum. Freelancer olarak çalışma fırsatları nelerdir? Şirketler verilerini bir şahsa açmayı ne kadar sıcak bakıyor? Ben bunu sormak istiyorum eğer duyduğunuz bir şey varsa. Birazcık sizden sizin freelance çalışma tecrübeniz olduğunu bilmiyorum ama var mı duyduğunuz, bildiğiniz? Öyle sorayım. Var, evet. Yani hatta yakın sayılabilecek bir arkadaşım geçen sene başladı böyle çalışmaya. Ya şu zor. Sıfırdan ben freelance çalışayım derseniz bu biraz zor çünkü şirketlerin size güvenmesi çok kolay olmuyor. Yani veriye açmak için, yani veriye açabilir. Bu çok zor değil. Yani size bir kişisel bilgisayar veriyor. O kişisel bilgisayarda kendi güvenlik sistemlerini yüklüyor. Size de bir sözleşme imzalatıyor. Ve siz o veriden, o bilgisayardan o verilere erişebiliyorsunuz. Bu aşılabilir.
Ama orada hani neden seni ya da neden beni seçsin konusu biraz soru işareti. Orada da biraz daha tecrübeli arkadaşlara yöneliyorlar anladığım kadarıyla. Bu az önce bahsettiğim arkadaşım işte yine 5-6 yıllık bir bankacılık tecrübesi vardı. Ve global bir şirket şunu teklif etti ona. Gel bakalım biz seni danışman olarak belli şirketlere gönderelim. Sen de buradan zaten kendi şahıs şirketini kur dedi. O şirketle beraber ilk işte freelance işini aldı. Sonrasında yanında iki tane daha şirket ekledi. Şu an üç şirkete danışmanlık yapıyor. Onların modellerini kuruyor. Çok da güzel kazanıyor. Açık söylemek gerekirse. Yani böyle fırsatlar var ama önce biraz tecrübe vermek lazım herhalde. Teşekkür ediyorum. Son olarak bir tane daha bir sorum var. CV'mizde diğer adaylardan, işe girecek diğer adaylardan fark yaratabilecek ne olabilir? Yani çünkü Türkiye'de gerçekten arz talebi çok fazla. Arz talep ilişkisinde arz daha öne çıkıyor. Bu konuda bir öneriniz var mı? Ya kesinlikle. Şimdi az önce de bahsettiğimiz konu. Bir şeyler üretip o ürettiklerimizi göstermemiz gerekiyor. Yani Kaggle'da 5 tane proje yapıp bu projelerin hani Kaggle profil linkini CV'ye eklemek bence çok güzel bir gösterge olabilir. Ya da GitHub'a yüklemek. Fark etmez, ikisi de okey. Ya da işte Medium'da kendimize bir sayfa açıp o sayfada işte herhangi bir algoritmanın nasıl çalıştığı ile ilgili bir yazı yazmak bence karşı tarafa, yani ben bu işle yatıp kalkıyorum, derinlemesine araştırıyorum. Yani ne iş verseniz zaten bunu araştırır, öğrenir. Kitabını yazacak noktaya gelir mesajını bence çok rahat verir. Bunun dışında da kağıt parçacığında açıkçası yani çok etki edebilecek daha büyük bir şey var mı? Çok emin değilim. Bence bunlar oldukça yeterli olur. Çok teşekkür ediyorum cevabınız için. Chat'ten bir soru daha geldi bana, onu ileteyim. İngilizce başlangıç olarak ücretli veya ücretsiz bir platform veya kaynak tavsiyeniz olur mu? İngilizce işte. İngilizce olarak ya ben aldım geçenlerde. Coursera'da IBM'in bir veri bilimi kursu vardı ama ismini hatırlamaya çalışıyorum. Bir saniye beklersiniz, hemen söyleyeyim. Telefondan bakayım. Data var. Ben LinkedIn'den bakıyorsam. IBM Data Science Professional Certificate. 10 modülden oluşuyor. Veri görselleştirmesinden Python'ına ve en sonunda da büyük kapsamlı bir projeye kadar. Gerçekten bayağı büyük bir kurs. Kursa evet biraz pahalı bir platform ama yani çok, benim beklediğimden çok daha fazla şey öğrendim orada. Bu arada ben şunu hatırlatayım Coursera için. Coursera'da üniversitelerle Coursera'nın işbirlikleri oluyor. Şansımıza Kocaeli Üniversitesi'nde bir işbirliği var. Yani ücretsiz alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok pahalıymış, ben bunu almayayım demeyin artık. Kaynak önerisini de aldınız. Direkt başlayabilirsiniz. Süper. O zaman söyleyeyim. Yani ilgisi olan ve yani İngilizcesinin yeterli seviyede olduğunu düşünen herkese fazlasıyla tavsiye ederim. Yani orada hani artık Kaggle'da bir proje yapmanıza gerek kalmayabilir. Orada o kadar zorlanacaksınız ki her şeyi öğrenebilirsiniz. Evet. Şu an sorusu olan arkadaşlar el kaldırabilir ya da chatten yazabilir. Güzel sorular geldi. Bu arada ben bir hatırlatma yapayım. Biz bir Python eğitimi veriyoruz. Bu Python eğitiminde hem kendi önerdiğimiz ücretsiz bir kaynak var, hem de daha sonra veri bilimi alanında da devam etmek isteyen insanlar için önerdiğimiz Wyatt Keskin'in eğitimi var. Bizim Python eğitimimizin farkı, insanları kendi grup odalarına böldük ve kendi aralarında çalışabiliyorlar. Wyatt Keskin'in Udemy kursunu alanlar olmak üzere de bir grubumuz var Discord'da. Eğer o kursu almak isterseniz, bundan sonra bir grupla birlikte öğreneyim, motivasyonum artsın derseniz, siz de bize ulaşırsanız o grubu alabiliriz. Bunun hatırlatmasını yapmış olayım.
Bu arada soru bekliyoruz. Soru sormak isteyen olursa. Ayrıca son bir hatırlatmadan yapayım. İyice böyle şey oldu artık. kulübümüzün logosu değişti arkadaşlar. Bir önceki logoda telif hakkı, telifle alakalı bazı sıkıntılar vardı. Bir yarışma yaptık ve Taner Gergül kazandı. Hatta ödüllü bir yarışmaydı. Kulübümüzün yeni logosunu en kısa zamanda Instagram, Twitter, Discord, Telegram, bütün var olduğumuz her yerden paylaşırız zaten. Görürsünüz. Takipte kalın. Güzel bir logomuz oldu artık. Soru soracak arkadaşlar da yok sanırım. Evet, geliyor bir soru. Geliyormuş. Soru gelirken ben bir paylaşım yapayım. Burada bulunan ya da bulunmayan tüm arkadaşlar istedikleri zaman bana LinkedIn'den ulaşabilir. Ne sorunuz varsa ben seve seve cevaplayabilirim. Evet, gerçekten Emre Bey çok samimi yaklaşıyor. Biz de çok fazla insana mesaj attığımız için çok insanla artık konuşma şansı bulduk. Hem çok hızlı dönüş yapabiliyor hem de gerçekten çok samimi davranıyor. Biz de tavsiye ederiz. Bu arada sorumuz geldi. Emre Bey, yurt dışı eğitimi ya da yurt dışı çalışma imkanları hakkında bilginiz var mı? Yani kolay mı, zor mu, nasıl gidebiliriz vesaire. Yurt dışı eğitimi diğer bölümlerden çok farklı değil aslında. Yüksek bir ortalama, güzel bir İngilizce, güzel bir IELTS notu ve güzel bir başvuru mektubuyla olabilir tabii ki. Çok güzel bölümler de var. Ama kabul olan biriyle henüz tanışmadım açıkçası. Yani o yüzden ben de çok sıcak değilim o konuya. Ama yurt dışına giden çok fazla tanıdığım var. And Data Science dünyada çok popüler ve dünyada giderek büyüyor. Ve bakmayın, Türkiye'de de çok kalifiye eleman yetişiyor gerçekten. Hatta son yıllarda hani öğrendiğim birkaç farklı kaynağın yorumuna göre bu konuda Hintlerin yerini Türkler almaya başlıyor. Çünkü hem kültürlere daha yatkınız özellikle Avrupa'da, hem de iş biliniyor. Evet. Yani o yüzden çekinmesine gerek yok ya. LinkedIn'den patır patır başvuru yapabiliriz. Türkiye'deki özellikle bu vahşi rekabet ortamı insanı çok iyi olmaya itiyor. Bu noktada da ben de geçenlerde bunu duydum. Hintlilerden biraz daha iletişim yeteneğimiz yüksek olduğu için artık döviz kurlarının da etkisiyle, adamlar artık çok para etmiyor çünkü. Döviz kurlarının da etkisiyle Türklere çok fazla talep var diye duydum. Ama orada bir nokta var. Kusura bakma, böldüm lafını. Biraz teknik bilgi istiyorlar. Çünkü ben de birkaç görüşme yapmıştım. Görüşmelerde gerçekten yani işte herhangi bir algoritmanın neden aşırı öğrenmeye meyilli olduğuyla ilgili bilgi soruyorlar ve bunu İngilizce açıklamanızı bekliyorlar. Biraz zorlayıcı olabiliyor. Yani önceden bunlara çalışmak lazım. Ya da herhangi bir istatistik dağılımını sorabiliyorlar. Hani gözünüzü korkutmasın. Sadece Türkçe bildiğimiz bilgileri karşı tarafa çok temiz bir İngilizceyle anlatmak gerekebilir. Yani onun üzerine çalışmak lazım. Bir de eğer yanına master koyarsak bu gerçekten ciddi bir artı oluyor. Özellikle biraz daha teorik kısmı yoğun bir alan olduğu için yapay zeka ve veri bilimi, ben master'ın özellikle doktoranın çok fazla istendiğini görüyorum. Örneğin bir mobil yazılımcıda ben hiçbir zaman böyle bir istek görmedim ama iş ilanlarına baktığımda master ve doktora özellikle Amerika tarafında çok gerçekten isteniyor. Evet. Bir de yani hani yurt dışına gitme niyeti varsa, ki var herhalde son arkadaşım. Yani adam neden kendi ülkesinden birini işe almasında yurt dışına birini işe alsın? Yani orada biraz fark yaratmak gerekiyor. Evet, haklısınız. Şimdi bir soru daha gelmiş. Hatta bu soruyu bana nasıl sorabilirsin bilmiyorum ama soruyu yazıyorum demişler. Soru tek kelime. Maaşlar soru işareti. Tamam, zor. Ya şimdi herkes maaşını bilmek zor tabii ki ama hani kendi yakın arkadaşlarımdan yaptığım çıkarımla nasıl söyleyeyim? Arkadaşlarım arasında en yüksek maaş alan 2-3 kişiden biriyimdir. Bunların bir kısmı da hani pure yazılımcı. Bir kısmı business'ta çalışıyor, bir kısmı kendi işlerini yapıyor. Ama yani herhangi bir iştense daha iyi kazanılacağını tahmin ediyorum. Çünkü ya bir de hani bakmayın, evet
çok fazla talep var. Hani işe girmek isteyen çok insan var. Ve sektörde o kadar koltuk olmayabilir. Ama kalifiye eleman olarak hani şu zor. Yani yeni işe başlamak zor, evet. Ama işe girdikten sonra da tecrübeli birini bulmak da şirketler için çok zor oluyor. İşte o noktada da birazcık kesenin ağzını açıyorlar. Özellikle ben de son zamanlarda kurumsal şirketlerin teknoloji alanında çalışanların elinden kaçırmamak için. Çünkü artık hem tecrübeli hem şirketi bilen biri oluyor. Kesenin ağzını açtıklarını duydum. Bir de şu var tabii. Çok fazla yurt dışına giden Türk var artık. Onlar da sektörde bir açlık yaratıyor. Yani adamı yerinde doldurmak için birini transfer etmen lazım. Evet. Birini transfer etmek için de bütçeyi artırman gerekiyor. Ve böyle giderek artıyor aslında. Kesinlikle. Benim güç kötü tabii ki ama bazılarımıza da yarıyor. Soru soran arkadaşlar sorabilir. Biraz önce yüksek lisans sorusunu soran arkadaş Emre Bey'e çok teşekkürler cevaplar için demiş. Soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Maaş öğrendiniz diye şimdi kaçmaya gerek yok. Sanırım başka soru gelmeyecek. Telefonu kontrol edelim var mı? Var. Soru yine geldi. Sektörde data engineer açığı mı daha fazla, data scientist mi? Ya zor soru. Yani buna çok doğru cevap verdiğinden emin değilim. Hani kendi sadece gördüklerime göre söyleyebilirim. Data engineer mutlak olması gereken bir kavram ama şirketler henüz o analitik olgunluk seviyesine bence gelmedi. O yüzden 10 koltuk data scientist ise 2 koltuğu data engineer'e ayırıyorlar. Hani çok böyle klişedir geleceğin mesleği ama yani data engineer gerçekten geleceğin mesleği. Günümüzde gelişmekte olan meslek olarak ben biraz görüyorum. Ama bu arada orada da çok bilgili arkadaşlar çok değerli oluyor. Bu işi işe alan şirket az, yapabilen insan da az. Hani o yüzden eğer bu işten keyif alınıyorsa bence peşinden gidilmeli. Teşekkürler cevabınız için. Başka sorusu olan arkadaşlar varsa sorabilir. Yine en fazla soru aldığımız etkinlik oldu. Normalde sorular biraz böyle kandığımız nokta oluyordu. Herhalde sizden aldıkları enerjiyle arkadaşlar çekinmeden sormaya başladılar artık. Evet, şimdi bu son kez daha bakalım. Sanırım başka soru yok. Tren kalkıyor soru sormak isteyenler için. İsterseniz Emre Bey'e tabii ki LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Her zaman. Emre, evet, bir hatırlatma geldi. Bu etkinlikten sonra bir hatırlatmadan Speed Networking etkinliğimiz var arkadaşlar. Hepiniz birbirinizle tanışabiliyorsunuz. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Gerçekten eğlenceli oluyor. Dörder kişilik gruplar ayırıyoruz. Herkes birbiriyle tanışmış oluyor. Okulunda olmadığı bir dönemde sosyalleşmiş olursunuz. Yani güzel sohbet olur. Hepinizi bekliyoruz. Sanırım başka soru yok. Discord linki de atıldı bu arada herkese. Emre Bey, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hem kendime hem kulübüm adına. Gerçekten çok verimli, eğlenceli, aynı zamanda güzel bir sohbet ve sunum oldu. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz bitti arkadaşlar. Speed Networking için Discord'da bekleniyorsunuz. Çok sağ olun. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.